Photoshop'ta resmin etrafına nasıl yazı yazılır, nelere dikkat etmek lazım? Bunun üzerinde çalışma yapacağız. Bir yere ayrılmayın. Daha çok dergi tasarımlarında kullanılan bir özellik. Gördüğünüz gibi resmimizin sağına ve soluna yazı gelecek şekilde ayarlayacağız. Bunu dergi sayfası olduğunu varsayarak işte yanlardan bir pay vermeniz gerekiyor. Evet, şu cetvelden tutup sürükleyerek kılavuz çizgisini şöyle getirin. Eğer cetvel açık değilse bunun kısa yolu Ctrl R'dir. Ctrl R'ye basarak şu cetveli açabilirsiniz. O şekilde bilmeyenler için. Evet, aşağı yukarı böyle bir şu resmi biraz aşağı indireyim. Aşağıdan yukarıdan biraz eşit olsun diye. Evet. Şu şekilde kılavuz çizgisiyle şu payları verdim kenarlardan. Sıradaki adım kalem aracını seçtikten sonra bunun kısa yolu P'dir. P'ye bastıktan sonra şu kılavuz çizgilerin üzerine tıklayarak işleme başlıyorum. Şu şekilde eğim vere vere devam ediyorum. Şu şekilde tıkladım. Şu kılavuz çizgilerine tıkladığınız zaman otomatik algılıyor. Şuraya geldiğiniz zaman şöyle imlecin sağ altında yuvarlak bir işaret çıkıyor. Bu bitiş işareti oluyor. Tıkladım, bitirdim. Birincisini çizdikten sonra T'ye basın. T'ye bastıktan sonra gördüğünüz gibi imlecin üzerinde bu şekilde bir ibare çıkıyor, daire şeklinde. Bu içine yazı yazacağınız anlamına geliyor. Tıkladığınız zaman standart bir yazı geliyor. Bu yazı tipi olabilir. Ctrl C, Ctrl V yaparak yazınızı ya da kendi yazınızı yazdıktan sonra gördüğünüz gibi bu şekilde standart geliyor. Kılavuz çizgilerini Ctrl H diyerek bir gizleyelim, şöyle bir görelim. Gördüğünüz gibi sağ taraf sol tarafa yaslanmış halde sağ taraf şu şekilde kesik kesik duruyor. İsterseniz bunu iki tarafa da sağ ve sola yaslama şansınız var. Bunun için de Ctrl T diyorsunuz. Ctrl T dedikten sonra şuradan sağ ve sola yaslamak için paragrafa tıklıyorsunuz. Buradan evet gördüğünüz gibi şu seçeneklerden ikisinden birini seçerek iki tarafa yaslama özelliği. Ctrl A dedikten sonra içine tıklayıp şuraya tıklarsanız sağ ve sola yaslama mümkün. Evet, bu şekilde. Eğer yazılarınızın arası çok açıksa sağ ve şuradan ayarlayabilirsiniz. Yani dikey olarak aralarındaki mesafeyi kısabilir. Şu da harflerin aralarındaki mesafeyi kapatabilirsiniz ve açabilirsiniz bu şekilde. Burasını bu şekilde kaydettik. Dilerseniz bütün yazılarınızı büyük harf yapabilirsiniz. Şuradaki simge o işe yarıyor. Tıkladık, göründüğü gibi. Yazı tipinizi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Evet. Şu şekilde kalsın. Şimdi Ctrl H diyerek kılavuz çizgimi getiriyorum. Bir de şuraya yapalım. Ben şu kısma normal bir yazı yazmak istiyorum. Yazım şöyle gelsin istiyorum. Buradan başlatıyorum. Şuraya tıkladım. Şöyle geldim. Evet. Şöyle devam ediyorum. Şöyle tıklayıp şöyle bitirdim. Kılavuz çizgilerine tıkladıktan sonra zaten otomatik yapıştırıyor. Daha sonra T'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi hemen yazımı yazmaya hazır. Evet, standart yazım geldi. Buradan Ctrl C, Ctrl V yapıyorum. Yani yazınız büyükse zaten buraya göre ayarlayacaksınız. Şuradan paragraf kısmından dilerseniz böyle de kalabilir. Dilerseniz sola da yaslayabilirsiniz. Şuradan sola yasladım. Gördüğünüz gibi. Dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Size kalmış. Nasıl güzel duruyorsa. Evet, isterseniz bunu sağa yaslayalım. Bakalım nasıl duracak. Evet, burası da böyle. Evet, bu şekilde dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Evet. Evet, şuraya da bir başlık geldiğini varsayarak şöyle büyük bir ABC'de yazıp şöyle bir açalım şuraya. Abi örnek olsun diye bu şekilde yazdım.
Evet. Gördüğünüz gibi sonuç bu şekilde. Ctrl H diyerek izliyorum. Göreyim bakayım. Evet. Şurasına Ctrl H deyip şurayı yukarı hizalayabilirsiniz. Şöyle daha bütünleşik dursun diye. Evet. Ctrl H diyorum. Evet, sonuç bu şekilde. Gayet basit. Kolaylıkla yapabileceğiniz bir işlem. Diğer derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.